Beta Ece değeri kaç olmalı? Tabii beta Ece hepimiz için çok önemli bir hormon. Yapılan testler neticesinde gebelik hormonu diye tanımladığımız beta Ece düzeyini ölçmeye çalışıyoruz. Genellikle idrarda ya da kanda tayin edilebilir. İdrarda pozitif ya da negatif diye bize sonuç verecektir. Kanda karşımıza bir nümerik, sayısal bir değer olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bu aşamada beta Ece'nin yorumlanması oldukça önem arz eder. Özellikle beta Ece en erken beklenen adet gününde ya da 1 ya da 2 gün gecikme sonrasında pozitifleşir. Bu sebepten dolayı beklenen adetten önce bakılacak kanda gebelik testleri yanlış negatif sonuçlar verebilir. Bunun yanı sıra BTCG değerinin pozitif saptanması ve hatta bir değer olarak karşımıza çıkması bizi acaba gebeliğimiz mevcut mu diye düşündürecektir. Genellikle farklı laboratuvar değerlerinde farklı sonuçlar olmakla birlikte 5 ve üzerindeki BTCG değerleri pozitif sonuç olarak kabul edilmektedir. BTCG değerinin kendinden oluşan gebeliklerde ya da tedavi neticesi oluşan gebeliklerde seyri genellikle benzerdir. Belirgin farklılık göstermez. Ancak transfer sonrasında transfer gününe bağlı olarak 3. gün ya da 5. gün embriyosunda kanda gebelik testinin tayini 12 ile 14 gün sonra transferden sonra yapılabilmektedir. Bu aşamada erken dönemde 30 ünitenin ya da 50 ünitenin üzerine çıkması bize olumlu seyredebilecek bir gebeliği düşündürmektedir. Bunun yanı sıra sağlıklı seyredecek gebelik durumunda BTCG değeri 2 günde hemen hemen ortalama yarım kat yani %66 oranında artış gösterir. Ancak bilindiği üzere beta HCG değeri sadece sağlıklı iç gebeliklerde artmaz. Bunun yanı sıra dış gebeliklerde, sağlıklı olmayan gebeliklerde ya da üzüm gebeliği diye tanımladığımız molar gebeliklerde de artış gösterir. Bu nedenden dolayı BTCG pozitifliği saptanması aşamasında mutlaka hekiminizle iletişime geçip gerekli önlemleri ve tedavi protokolünü planlamakta fayda olacaktır.